Günaydın herkese. Şu an yeni kalktım ve gördüğünüz üzere uykuluyum. Bugün benim için değişik bir gün. Standart FM'e gideceğim Kadıköy'deki. Orada akşam saat 18.00'da Muzdarip programına konuk olacağım. Oradan buradan havadan sızan gündemden pek muzdarip konulardan Tayhan'la konuşacağız. Tayhan uzun süredir Standart FM'de radyo yayıncılığı yapıyor. Muzdarip programı ona ait. Bu arada kahve içiyorum. Kofi. Biraz kendime geleyim, bir şeyler atıştırayım. Sonra dışarı çıkacağım. Görüşeceğiz. Işıkları kapatıyorum ve şu an evden çıkıyorum. Her şeyimiz tamam. Ekipmanlarımızı aldık. Standart FM'e gidiyoruz. Hava yağmurlu gösteriyordu bugün ama güneş açtı. Ben böyle bir tane mont giydim. Ondan sonra acaba... Şeyi de kestiremiyorum yani. Birkaç gündür yağmurlu diyor, güneşli oluyor mesela. Güneşli diyor, yağmurlu oluyor falan. Öyle bir şey var. Düşürdüm anahtarımı ya. Kendi kendine bakarak konuşan bir tip. Ve gidiyoruz şimdi. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oo, hava çok güzel. Gerçekten bayıldım şu an havaya. Şimdi buradan Moda'da, Standart FM'in yeri bu arada arkadaşlar. Minibüsle gidersem Moda'ya daha rahat yürüyebilirim. Fakat trenle gidersem o bayağı alakasız bir yerde, Söğütlü Çeşme'de falan bırakıyor. Oradan yürümek istemedim. Minibüse binmeye karar verdim. Hani güzel yapraklar, tam fotoğraflıkmış. İnşallah trafik yoktur ya. İstanbul'un trafiğinden gerçekten nefret ediyorum yani. 10 dakikada, 15 dakikada gideceğin yer, hani 1 saatte falan gidiyorsun ya. İlletlik. Üstüm dar. Hem tripod var hem de sırt çantası aldım. Belki size orada da bir şeyler çıkartırım dedim yayın esnasında. Evet, geldim. Bayağı yoruldum. Trafik vardı minibüs caddesinde. Şimdi... Arıyorum. Alo. Alo. Neredesin? Ben tam neredeyim biliyor musun? Havuzun oradayım. Ne yapayım? Havuzun? Ha, eski havuz. Evet evet. Şey şimdi böyle at gibi bir şey var. Tamam, ben sana doğru geleyim, oradan bakarım nerede oturabiliriz falan diye. Tamam, o zaman burada mı buluşuyoruz oturduğum yerde? Yok, geliyor, iki dakika yanındayım. Tamam, banklardayım ben. Tamam, hadi bay. Tamam, bay bay. Merhaba. Geç buluştuk, dur maske, güvenlik. Tamam. İyi, sen nasılsın? Evet. Harika, çiçekçiyle konuşuyor. Sanat Efendim Muzdarip'i dinliyorsunuz. Ben Tayhan Toraman. Her cuma olduğu gibi bu cuma da saat 19'a kadar sizlerle birlikte Kadıköy Merkez Hoca'dan canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. Bugün özel bir konuğum var. Fotoğrafçı ama şu iki mesleği ısrarla hayır diye geri iten, yani YouTuber'lık ve gezginliği ısrarla geri iten ve hayır ben değilim diyecek olan Cale Tan. Bizler birlikte Cale. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Böyle bir... Standart. Standart. Bugün daha çok fotoğraf sanatçılığıyla alakalı bir konuşmamız olacak. Öncelikle bir seni tanıyalım. Ben Cale, Almanya'da doğdum. Sonra bir süre gazetecilik kimliğine büründüm. Belli basın yayın kuruluşlarına çalıştım. Hatta dergilerde falan da çalıştım. Sonrasında 2011-12 yıllarında mesleğimi tam olarak bıraktım. Ondan sonra fotoğrafçılığa gönül verdim. Öyle hayatım ilerledi gitti. Ne kadar zamandır yapıyorsun fotoğrafçılığı? Ya fotoğrafçılığı aslında şöyle, 12-13 yaşında babam bana bir analog makine almıştı, Kodak. Ne güzel. Aslında öyle başladım diyebiliriz. Yani çocukluğumdan beri hep fotoğraf çekmeye devam ettim. Hı hı. Ama yani profesyonel olarak son bir 8-10 yıldır yapıyorum diyebiliriz. Standart Efendim Muzdarip'tesiniz. Ben Tayhan Toraman. Bahsettiğim gibi bugünkü konuğum fotoğrafçı Cale Tan ya da ısrarla hala YouTuber demiyorum değil mi sana? Demeyeceğim. Yani adayıyım diyebiliriz çünkü şu an 4000'e yakın takipçim var. Henüz tam şekillenmiş değil, her yıl deniyorum şu an.
Yok, hiç oralara girmeyelim. Tamam, tamamen sana uğraşmak için yani biraz daha böyle bir şey yapayım, kasayım dedim seni. Biraz böyle YouTuber'lık falan ama demeyeceğim, şaka sanat yapıyorum. Sanat ve sanatçıya pandemiye girebiliriz. Pandemiden biz de çok etkilendik sanatçı olarak. Yani ben fotoğraf sanatçısıyım çünkü. Sanat ve sanatçıya bu ülkede bakış açısını ben çok hoşlanmıyorum. Yani şu durumdan çok muzdaripim. Programın adı gibi. Teşekkür ederim. Camiler açık, tiyatrolar kapalı. Ne bileyim, sahne performans alanları kapalı. Dolayısıyla bir sürü organizasyon yapılamıyor, konserler verilemiyor. Ne oluyor? Evet. Benim network ağı oluşturmamda bayağı güçlük çekiyorum. Benim gibi sadece fotoğraf sanatçıları değil, bir sürü oyuncu, müzisyen, işsiz. Ve ülke iyi bir yere gitmiyor. Bu durumdan muzdaripim mesela yani. Anladım. Yani bununla alakalı evet, dediğin gibi dengesizlik var. Yani her türlü bir şey ya çok böyle fazla açıkken, yani bahsettiğin işte cami örneği gibi diğer şeylerde falan, yani çok fazla bir açıkken, ama dediğin gibi sanatçıya, özellikle şu anda sanata ve kültür sanata bir darbe, bir balta ya mutlaka vuruluyor. Sistemi uygulayabilirler mesela. İki koltuk boş, iki koltuk dolu yapabilirler tiyatroları. Nitekim sonuçta uçakla mesela ben seyahat ediyorum. Evet. Tıklım tıklım uçaklar. Yani aynı şekilde tiyatrolara da aynı disiplini uygulayabilirler. Ama bir iki yıldır pandemi bahane diyorum. Yani çok özür dileyerek dinleyicilerden. Böyle bir şey oluştu. Müzisyenlere karşı, sanatçılara karşı hep öteleniyor. İnsanlar çok perişan durumda. Bu konudan çok şeyim yani, muzdaripim. Bir daha muzdarip dedin, tamam. Teşekkür ederim. Zaten yani ben kendim bu kadar muzdarip dedim. Teşekkür ederim yani programı da bu arada. Tanıtmış oldun, teşekkür ediyorum. Fotoğraf sanatçılığını yapmak istiyorsun, bir yerlerde sergi düzenleyebiliyor musun? Bir hangi şekilde ben gösterebiliyor musun? Küba'ya gittim. Küba'ya gitme fikrim şöyle aslında bende doğdu. Küba'da bacağında pro soran kadınları fotoğraflamak istedim. Oraya gidince de işin öyle olmadığını öğrendim. Aslında işin aslında çok uzun yıllardan beridir proyu kadınlar bacaklarına değil, aslında erkekler tezgahta sarıyormuş. Bu böyle. Aa. Evet, çok enteresan bir bilgidir. Oraya gittiğimde öğrendim. Hatta Vinyales'te eski bir pro çiftliğini, çok köklü bir pro çiftliğini ziyaret ettim. Oranın sahibiyle konuştuk falan. Böyle bir şey yokmuş aslında. Oradan dönüşte ben o zaman böyle işte YouTube'luk falan yoktu kafamda. Yeah. Videodan ziyade bayağı bir fotoğraf biriktirdim. Fotoğrafla döndüm ve burada sergi açmak istedim. Fakat çok fazla ayak bastı parası istiyor sergiler. İşte Odaklı olsun, başka yerler olsun vesaire. Hani yani fiyatını şu an söylemek istemiyorum ama yani 10 binler, 8 binler, 15 binler havada uçuşuyor birkaç gün için. Burada da bir acayiplik var. Aslında şey derler ya, böyle mazlumun yaptığını başkası yapmaz. Yani tam örnek olmadı aslında atsız, ama yani baktığın zaman aslında destek olması gereken yerde aslında, evet, sana destek, evet, olmuyor. Bir yerde de aslında birbirimize destek olacağımız en fazla olan yerde de bir şekilde bir şeyleri bahane ederek, işte dolar yükseldi, başka bir şey oldu. Yani deniz yükseldi falan gibi, bir bilmem falan. Nereye gidecek, ben çok merak ediyorum. Evet. Yani. Bununla alakalı peki şu anda hala hazırda bir şeyler yapabiliyor musun buna rağmen, yoksa? Yok, şu an sergi kalmışsın. Fikrini durdurdum şu an. Şu an mümkün mütemadiyen işte hayatımı ikame ettirmeye çalışıyorum. Fotoğraflar satıyorum. Bir de şu an kısa bir süre önce influencerlıkta hayatım başladı, öyle söyleyeyim. Birkaç tanesi şahit oldum, yukarı kaydırdım ve satın aldım. Ya teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek yani, yukarı kaydırıp neler almadık. Ama çok ağrıma gidiyor biliyor musun Tayhan'ı, yani hani bir şeylerin okulunu okuyup bir şeylere emek verip hani sonrasında böyle, yani kesinlikle YouTuber'lar ya da stok fotoğrafçıları beni yanlış anlamasın ama ben isterim ki tiyatrocuları görsellemek, müzisyenleri çekmek, hatta onları sahnede çekmek isterim fotoğraflarını. Evet. Ama buraya evrildi hayat yani. Şu an yaptığım şeyler bunlar. Yani umarım zaten bir şekilde korona bunun bahanesi. Evet. Biraz şu anda yetkililer. Ama umarım hani şu korona geçtikten sonrasında umarım normal eskiye döneriz. Ya da korona sebebiyle böyle bir bahane yapıp bazı şeyleri tamamen ortadan kaldıralım. Yani aslında şifreli konuşmaya gerek yok yani. Kültür sanatı, alkolü, içki, her şeyi, işte eğlenceyi ortadan kaldıralımı umarım yapmazlar diye ümit ediyorum. Korona bahane, sanat şahane. Sanatı kaldırmasınlar ülkemizden, bitirmesinler işte, yani. İnşallah. Sanata açız. Hani. Güzel birleştirdin. Yine bir nefes alalım. Demek ki şarkı beğendin mi? Çok beğendim. Güzel şeyler çalıyorsun. Böyle devam. Sanat Efendi, muzdariptesiniz. Ben Tayhan Toraman. Programın ortadan doğru gelmiş bulunmaktayız. Kadıköy Merkezi'den canlı yayında sizlere sesleniyorum. Bugün başta da bahsettiğim gibi, tanıtımlarda da bolca bahsettiğim gibi, fotoğrafçı arkadaşım Jaletan sizlerle birlikte. Yeter diyordu artık böyle. Amma tanıttın beni diyor.
Ama yani şimdi sen 5 defa bana muzdarip dediğin için şimdi yani ben de böyle bir kendimi suçlu. Ama konunun içinde geçti. Yapacağım bir şey yok ama şimdi ben de muzdarip bu arada yani bulunmayan yani ve çok da söylenmeyen kelime olduğu için böyle programıma kattım. Programı ismi olarak yaptım. Onun için böyle bir hoşuma gitti. Nedense bilmiyorum. Kimse bu arada bu demiyor. Sohbet bir yere dursun. Biz ne zaman arkadaşlarla bir araya falan gelsek hani evde böyle bir araya toplaşıldı falan. Her zaman Standart FM dinlenirdi yani. Muzdarip de açılırdı. Çünkü güzel şeyler çalıyorsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dinleniyorsun yani Tayhan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok utandım böyle. Utandığımı da gösterecek bir şey. Ya da en fazla aslında doğrusu senin YouTube kanalında seyrettikleri zaman utandığımı görecekler. Evet, bir yandan da YouTube'a çekim yapıyoruz. Şu an kamerayı kurdum. Bir yandan da göstermemeye çalışıyorum. Bu YouTube kanalı bu arada... Renkli Sen YouTube kanalım. Renkli Sen. Evet, evet. Renkli Sen ben. Renkli Sen'den de YouTube... Yapmak zorundasın ama şimdi bu işin yani YouTuber dedirtmiyorsun ama bir şekilde de madem Renkli yapıyorsun. Renkli Sen takip eder misiniz? Renkli Sen'i YouTube kanalında takip evet. edip like atıp bir de neydi? Abone olup, abone olup zili açıp. Zili açın. Evet. Başka ne var? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Şey. Kişiler ne oldu bir şey de var. Standart. Ha, tamam hadi. Tanıtımını yapamayan iki insan şu anda karşı karşıya. Evet. Gezi'ye tekrar geleceğim de. Gezi'ye de selam bu arada 8. yılımızı kutluyoruz. Evet şimdi onu diyecektim. Gezi Gezi diye diye. Gezi ve normalde sanatçı fotoğrafçılığı dışındaki olan şeylerde de doğum fotoğrafçılığı dedin ya işte veya işte diğer tür düğün, nişan doğum falan bunlarla alakalı şöyle, sıkıntı yaşıyor musun? Doğum fotoğrafçılığıyla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben daha önce hiç doğum fotoğrafçılığı yapmadım. Fakat bir yerden başlamak istiyordum. Velhasıl kelam şöyle bir döneme denk geldim. Doğum fotoğrafçılığı artık eskisi gibi freelance olmuyor maalesef. Çünkü hastaneler kendi bünyesinde sözleşmeli ve anlaşmalı fotoğrafçılarla anlaşıyor. İyi bir şey mi bu? Bence kötü bir şey. Çünkü diyelim ki sen doğum yapacaksın, sen yapamazsın. Ben doğum yapacağım mesela. Fotoğrafçımı getirtmek istiyorum mesela. Getirtemiyorsun. Hastane sana diyor ki hayır getiremezsiniz. Bizim anlaşmalı olduğumuz biri var. Dolayısıyla ne oluyor? Hastane sayısı az, doğum fotoğrafçısı fazla. Birçok kişi açıkta şu an, işsiz. Mesela bak ben bu detayı bilmiyordum. Mesela o zaman bayağı şey senin aslında normalde mesela doğum fotoğrafçısı olacaksan bayağı hastaneleri falan kafalamam mı lazım? Tabii memur üst alt lazım. İlişkisi falan. Ben de onu çok seven bir insan değilim. Ben freelance çalışmayı seviyorum. Network'ümü hep öyle kurmayı seviyorum. O yani. Vay, o yönden detaylı bilmiyordum. Gezi ile alakalı peki yani Gezi fotoğrafçıyla alakalı şu anda gene tabii yapamıyorsun mesleğini. Yapamıyorum, gezemiyorum. Dolayısıyla Gezi fotoğrafları çekemiyorum şu an yani. Bu peki gene korona ile alakalı bir şey mi şu anda pandemi ile alakalı bir şey mi? Tabii canım korona olmasaydı benim kafamda birkaç ülke vardı. Hani böyle gerçekten sırtıma çantayı takıp işte makinemi alıp falan gidecektim sadece fotoğraf çekmek için ve işte sergi açmak için vesaire. Ama hep Türkiye'de bir tıkanıklık var önde dediğim gibi. Hani çeksem sergi açmaya kalksam ayrı bir masraf. Ne bileyim o geziye çıkmak zaten artık uçak biletleri falan hani kalma falan orada okey. Hani işte bilerek zaten aslında sana pas... rakamlarda kalabiliyorsun ama işte o uçak paraları, yol para masrafları falan en beter onlar zaten yani. İşte onu bilerek onu zaten onu pasını atmaya çalışıyorum sana bilerek aslında. Tabii ki yani bu koronadan dolayı ya değil ekonomi, sadece. Ekonomiye gireceğiz i̇şte, burada kriz yani ve yıllardır görmedim bir şey belki de hani ya biz ne çok şeye denk geldik Tayhan ya. İşte. Hani bizim jenerasyon harbiden yani buna da denk geldik. Biz hani. Y kuşağı mı oluyoruz şu anda? Yaşımızı da belirtmiyor ama. Bilmiyorum onu söylemeyelim. Z değiliz yani öyle diyelim bari. Y kuşağı kaçta bitiyor? Böyle bir şey var mı? 90'larda mı? Tamam evet. Yaşımızı yani tamam çıkartmaya çalışalım. çıkalım buradan. Tamam o zaman yani dediğim gibi hala başta seni çağırmamdaki neden bir yani bu durumdan şu koronadan dolayı sadece işte fotoğrafçılıktan değil işte yani bunu işte müzisyeni, oyuncusu, tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu gibi bir sürü dallarda bir sürü arkadaşlarımız ya var. Evet evet ben herkes için şey var. Şu an burada konuşmak istiyorum sanat camiası için, sanatçı camiası için. Hani müziğime dokunma, sanatıma dokunma yani ben doktor değilim, avukat değilim, hiçbir zaman da olamayacağım, olmayacağım, mimar değilim vesaire. Ama ben sanatçıyım, çocukluğumdan beri bir de hani böyle sanatın pek çok dalıyla ilgilendiğim işte resim sergisi açtığım oldu vesaire. Hani ben sanattan ekmeğimi kazanabilen bir insanım. Şimdi bir ülkede sanat bittiği zaman bir biter ya, ülkede çok şey biter yani. Ama... Göründüğü kadarıyla zaten bununla alakalı bir üzüntü olmadığını yani bununla alakalı bir adım atılmadığını da ne yazık ki görüyoruz. Sadece umut ediyoruz yani tekrar eskiye dönecek
döneceğiz diye. Yani Umut güzel bir şey ama. Umut güzel bir şey tabii ama işte yani yani korona bahanesiyle yapılmadığını ümit ediyoruz şu anda. Ama gözde görünen şey ne yazık ki bu. İlerleyen bölümde aslında biraz şu an keyifsiz şeylerden bahsediyoruz. Aslında keyifsiz zamanlar yaşadığımız için biraz gerçeklerden bahsediyoruz ama ilerleyen bölümlerde biraz aslında şu bir tanesini bildiğim, diğer ikisini de birkaç tanesini bilmediğim gezilerinle alakalı böyle bir tatlı anlarını dinlemek istiyorum. Evet Jale, senin yüzden tekrar edemiyorum kimsin nesin diye ama yani bu programı belki de şu anda radyolarını açanlar vardır. Biz... Merhaba ben Jale. Ben de Tayhan Toraman, Muzdarip'tesiniz Standart FM'de Kadıköy Merkezi'nden canlı yayında sizlere sesleniyoruz. Jale tam bugün konuğumuz. Namı diğer Asi Çiçek mi? Yok, Asi Çiçek renkli benim lakabım. Renkli Sen blog, aslında blog yazarıyım ben. 2014'te başladım. Hı hı. Sonradan YouTube'a evrildi o blog. Çünkü artık bitiyor. Artık insanlar yazı okumuyor. Fotoğraf da görmek istemiyor. Daha çok videoya odaklandılar. Zaten insanlar yavaştan yavaştan hiçbir şey görmek istemeyecekler gibi geldi. Mesela yani şu an başka bir konuya atlamak gibi olmasın ama biraz geyik muhabbeti olmasın ama ciddi anlamda böyle insanlar artık böyle uzun herhangi bir şeyi görmek istemiyor. Tembellik var. Evet. Niye öyle oldu? Üretim de azaldı. Bilmiyorum ama ben bu döneme çok entegre olamıyorum. Açıkçası dürüst olmak gerekirse. Yani mesela kitapla alakalı gitsek sesli kitap diye bir şey var. Evet ve hiç hoşuma gitmiyor. Benim de hoşuma gitmiyor. Tamam yani sevdiğin ses sanatçılarının sesini duymak güzel bir şey eyvallah ama. Ama çalışırken hani, falan belki bir ihtimal ama yok canım başka bir şey dinle yani. Kitabı okumak içindir. O sayfalara dokunmak, sarardıkça güzelleşir, kokusunu hissetmek, dokusunu hissetmek. Hatırlar mısın leblebi tozu vardı falan. Senin yüzünden program şeye gidiyor. Tamam ben sen anlaşıldı bizim yani yaş muhabbeti devam ediyor. Senin geziyle alakalı ben demin ki anlattığın şey ciddi anlamda benim çok mesela benim bilmediğim bir şeymiş. Evet mesela ben onu mesela o şekilde bilmiyordum ama ben hala o şekilde olmasını devam ediyorum. Ticarete dönmüş mesela böyle geleneksel traditional kostümlü kadınlar var Küba'ya ait. Onun yanında para vererek fotoğraf çekiliyorsun. Cook diye bir para birimi geçiyor orada. Bu arada yani bayağı hani Türk parasına oranla çok yüksek hani. Bir dolar bir cook'tu ben gittiğimde şu an ne kadar bilmiyorum. Ama artık ticarete dönmüş o da öyle bir şey yok. Bizim Türk lirasına göre bakarsak hepsi yüksek zaten şu anda. Yani artık yani program iyice şeye döndü. Anarşik program döndü. Şimdi geziyle deminki bahsettiğim şey evet. Dışında böyle yani tamam geziyle ilgili anlattığın güzel dereler, şelaleler falan var da böyle daha böyle bir egzantrik bir hikaye var mı? Böyle bir hani daha böyle bir neşeli değil de daha böyle bir... Üzücü, korkunç bir yanım var. Ölümden döndüm ha. Anlatayım mı? İşte tam neşeli diyordum. Tamam da yok daha o daha ilgimi çeker. Neşeli anlatmayayım ya. Herkes sonuçta neticede ormanlar görür, hayvanlar görür. Tabii. Ben de çok doğa severim. Şu an karşındasın, canlısın. Tamam onun için aynen, neşeli bir durum olacak. Aynen, yaşadığım tatsız bir durumu anlatmak isterim. Tamam. Lima'dan Yarına Çoka diye böyle absürt bir yere gidiyorum. Lima nerede bu arada? Onu Lima Peru'nun işte başkenti. Tamam. Oradan. Ha, bu arada şöyle bir şey var. Peru'da böyle çok trenddir işte Machu Picchu vesaire bilmem ne. Ben onun yerine turistlerin olmadığı bölgeyi tercih ettim. Daha böyle Amazon ormanlarının başlangıcı kabul edilen Saus Köyü var o tarafta. İşte daha turist olmayan, hatta ben hiçbir şekilde İngiliz ve Türk'e rastlamadım gittiğim yerde. Ne güzel. Zaten İngilizce de bilmiyorlar, İspanyolca biliyorlar. Bende de İspanyolca yok. Oh. Böyle beden diliyle falan anlaşırız. O kadar böyle enteresan bir geziydi. Yani gidilecek olan yolda şöyle iki opsiyon var abi. Uçak kullanabiliyorsun ya da otobüs kullanabiliyorsun. Ben otobüs kullanmak istedim çünkü tanık olmak istedim. Çok büyük ormanların içinden geçiyorsun. Bizim Türkiye'deki gibi öyle ormanı yarıp ortasından löps diye köprü möprü yol yapmıyorlar. Orada bayağı dağların eteklerinden dolana işte 20 saat sürüyor yol, 24 saat sürüyor. O şekilde gideceğin yere varıyorsun. Ve çok büyük şelalelerden, derelerden vesaire geçiyorsun. Buna tanık olmak istedim. Ve sonucu şöyle bir şey oldu. Çok büyük bir heyelan oldu. Çok büyük kayalar düştü. Yolu tıkadı. Yol tek şerit bu arada. 5 kilometre şeklinde bir konvoy oluştu. En öndeki otobüs aşağı uçtu. Ben arkadaki otobüsün içindeydim. Bu arada tek Türk gene benim. İngiliz falan gene yok. Hep yerlileri var. Otobüs 50 kişilik olsun. 10 kişi falan var içinde. Yani aslında insanlar pek tercih etmiyor. Ben o en tercih edilmeyen şeyi tercih eden biri olarak var. Bayağı fenaymış.
Ve şey yani işte yemek bitti, su bitti, hiçbir şey yok, hani büfe yok vesaire. Bayağı mahsur kaldık. Sonra 20 saatlik yol oldu mu bir 30 saat falan. Tekrar yola çıktığımızda da araba su ısıttı, bir şeyler oldu. Bir 7 saat daha röter yaptık. Bir dakika, şu anda lafını şeyde böleceğim. O bir otobüs düştü dedin ya. Evet. Onunla alakalı haberler falan aldınız mı yani şu bu insanı? Tabii. Kurtarma ekibi bekledik. Tek şerit olduğu için gelmesi zaten bir işte 6-7 saat sürüyor. O süreçte dediğim gibi su yok, yemek yok, tuvalet yok falan. Hani sonradan da yola çıktığımızda, sonra yol bir şekilde açıldı. Fakat yola çıktığımızda da sonrasında tabii psikolojiler yerle bir. Ben hala tedirginim. Bir de tekrardan otobüs su ısıttı. Bir 6-7 saat daha böyle dağın en tepesinde, en böyle hani kervan geçmez, kuş uçmaz bir yerde tekrardan röter yaptık falan. Ben tam dedim ya hani bu ormanlarda falan artık hayatım devamlı burada geçireceğim yani o dereceydi. Şimdi aslında yersiz bir soru olacak ama ya yani bununla alakalı herhangi şekilde böyle bir şey yaptın mı? Fotoğraf bir şeydir, videodur bilmem ne. Tabii hani böyle fotoğraflarım var ama onları yayınlamadım yani özel haricimde. Tabii o an fotoğraf çektim, o konvoyları çektim, kayaları çektim. Hı-hı. Orada yani kendimi motive etmeye çekiyorum, çalışıyorum, şarkılar Hı-hı. söylüyorum işte. Ha meyve vardı çantamda. Birkaç tane. O meyveleri yiyorum falan ben böyle hani temkinli kadın. Ama iyi değildi abi yani hani hiç hoş değildi. Bayağı sıkıntılı bir süreçti. Ya gülüyorum ama şey. Süreç komik bir durum gerçekten. Evet yani. Yani ölebilirdim de hani. Evet. O otobüste yani düşen otobüsün içinde olmamak şükürler olsun yani. Çok yani niye gülüyorum? Ama sonrası muazzam. Hani böyle büyük orman kedilerinin falan olduğu böyle biyolüminesans böceklerinin olduğu bir yerde sonra çok uzun vakit geçirdim. Elektrik yok, tuvalet yok falan hani böyle bir yerde. Yani tabii onlar da can sıkıcı bir durum da ama yani tabii hayır, ki olsa can üzerine. Hayır o can sıkıcı değildi, o çok güzeldi. Hayır üzerine bu kadar dağıt. Ya ben şey kamp adamı veya işte o kadar böyle Amazon gibi böyle bir orman adamı olmadığı için bana hep şey geliyor. Ben bugün şey gördüm balkonumda yani oturup böceği gördüm. Basmadım, kaçtım yani. Böyle işte yani şeyle atmaya çalıştım, atamadım da. Ben hiç o şeyden adamı değilim yani, çok özür dilerim. Ama yani hikayen şu anda bir ters köşe etti. Yani bu arada yani o tabii otobüsten ölü de vardı. Neyse tamam bunları bahsetmeyelim. Yok düşmedim, düşsem burada olmazdım. Hayır yani. Ya o öndeki şeyden otobüs şeyden bahsediyorum. Ya onların toprağı bol olsun. Ya tövbe evet. Kalanlara metanet diliyoruz. Çok teşekkür ederim. O zaman son bir şarkı molamız olsun, sonrasında veda etmeye tekrar burada olalım. Cale çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Çok uzun zamandır aslında konuşup en sonunda artık gerçekleştirebildiğimiz yani hem korona hem kendi özel sebeplerimizden dolayı yapamadığımız bir programı yapmış olduk. Son diyeceğim bir şey varsa. Var. Buyurun. Sanat ve sanatçı için asla umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Umut her zaman kazanır. Umudumuz olmazsa nefes alamayız. Ve müziğime dokunma, fotoğrafıma dokunma diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle sanki radyonun demirlerinde kendini zincirlemişsin de öyle diyormuşsun gibi oldu. Öyle bir şey yok. Çok merak ettim böyle bir durumda.